hattımızda Ömer Faruk Gergerlioğlu. Sayın Gergerlioğlu, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nedir, ilk yorumunuzu alayım. Meclisin bu kararı tanımayacağını söylediniz siz ama sosyal medyada bunu paylaşmıştınız. Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine dair yorumunuz nedir? Ben öncesinde de vekilliği düşürülen bir milletvekiliyim. 27. dönemde vekilliğim düşürüldü. O zaman da bu siyasi kararların ve anayasayı çiğneyerek kararın mecliste okunması karşısında direnmiştim. Kabul etmiyoruz demiştim ve adalet nöbetleri tutmuştuk ve kamuoyunun da büyük bir baskısı olmuştu. Şu anda da kamuoyu vicdanı bunu kabul etmiyor. Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerinin yoğun protestoları oldu. Çünkü apaçık bir şekilde Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki çatışmanın galibi şu an için diyorum Yargıtay oldu veyahut da daha doğrusu o Yargıtay'ı kendi elleriyle yöneten siyasi iktidar oldu. Fakat bunun daha sonrası var. Umarım bir gün adalet gerçekleşir ve anayasa uygulanacak bir zemin bulur. Şu anda anayasanın uygulanmadığını ve siyasetin yargıya talimat vererek kararları uygulattığını görüyoruz. Aslında benimle ilgili karar 2021 yılı 17 Mart gününde okunurken hakkımda bir Anayasa Mahkemesi kararı yoktu. Daha sonra Anayasa Mahkemesi kararıyla geri döndüm. Şu anda daha feci bir durum var. Çünkü Can Atalay hakkında iki kez alınmış Anayasa Mahkemesi kararı var. İhlal kararı var. Buna rağmen bir milletvekilinin vekilliği düşürülüyor. Yani düşünün, iki kez alınmış bir karara rağmen daha alt mahkemelerin kendi üstlerine vazife olmayan konularda yorum yapmaları sonucu, anayasa maddeleri hakkında yorum yapmaları sonucu Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülmüş oldu. Bu hukuka da uymuyor, kamu vicdanına da uymuyor. Bir an evvel bunun bitirilmesi gerekiyor. Yeniden Anayasa Mahkemesi'nin karar alması sonrası yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesi kararını kabul etmesi gerekiyor işin doğrusu. Aslında bu kriz neden oldu? İktidar sayesinde oldu. Çünkü bakın, benim kararımda Anayasa Madde 14'te alınan cezanın nevi ile ilgili bir ayrıntı olmadığı, bunun mecliste bir yasal düzenleme ile düzenlenmesi gerektiğini söylemişti Anayasa Mahkemesi. Zaten kararının gerekçesi de buydu. Cezalarla ilgili bir düzenleme yok Anayasa Madde 14'te. Bu çerçevede meclis Anayasa Madde 14'ü düzeltecek, onu ayrıntılandıracak bir yasa çıkarmalı demişti. Bakın, 1 Ağustos 2021'de bu kararı almıştı. Pardon, 1 Temmuz 2021'de bu kararı almıştı ve aradan kaç yıl geçti? 2,5 yıl geçti ve AK Parti MHP yönetimindeki meclis Anayasa Mahkemesi'nin bu önerisini dinlemedi. Dinlemediği için bu kriz çıktı ortaya. Çünkü bakın, Anayasa Madde 14'teki istisna haliyle ilgili yasal bir düzenlemeyi meclis yapmalıydı. O zaman hiç kimse bir şey diyemezdi. Ne Anayasa Mahkemesi, ne Yargıtay birbiriyle anlaşmazlığı olurdu, ne de başka bir şey. Çünkü yasa apaçık ortaya çıkacaktı. Ama bu belirsizliğin devam etmesini isteyen bir iktidar vardı. Bu belirsizlik devam etsin ki gerektiği anda ben istediğim şekilde bunu kullanayım düşüncesindeydi. Asıl mesele burada. Yani aslında herkes kendisini sorgulamalı. 2,5 yıldır iktidarıyla muhalefetiyle niye bu konuda baskı yapılmadı? Ben meclis başkanlığına defalarca hatırlattım. Tamam, ben Anayasa Mahkemesi kararıyla çıktım, meclise geldim ama düzeltilmesi gereken bir husus var. Benden sonra diğer milletvekilleri mağdur olabilir. Fakat meclis başkanı Mustafa Şentop ve ardından Umam Kurtulmuş bu böyle bir şeye itibar etmediler. Yapılması gereken buydu. Yani koca iki mahkeme birbiriyle çatışıp duruyor. Neden? Çünkü zamanında gereken yapılmadığı için ve aslında bunu yaptırmayan da siyasi iktidar, kendisine bir bahane kalması için bu yasal düzenlemeyi bilerek yaptırmadı. Düşünebiliyor musunuz?
Anayasa Mahkemesi bir meclise yazı göndersin, bu konuda bir yasal düzenleme yapın desin. 2,5 yıldır bu rafta tutulsun. Burada iyi bir niyet aramamız mümkün değil. Bir kere burada kötü bir niyet var. Ve bugün de Hatay halkının iradesiyle seçilmiş bir milletvekili, aslında 14 Mayıs'ta seçildiği zaman meclise girmesi gereken ve zulmen cezaevinde tutulan bir milletvekilinin bir de üstüne özgürlüğünden sonra milletvekilliği de alındı. Halkın iradesi ayaklar altına alındı. Demokrasiye, anayasaya karşı bir darbe yapılmış oldu. Hani bakın ben ve benim vekilliğim düşürülürken Enis Berberoğlu kararını hatırlatıyordum. Bakın ben bu meclise geri dönerim çünkü apaçık bir şekilde Anayasa Mahkemesi hakkımızda olumlu bir karar alacak dedim ve işte bir vekil kendi vekilliğim düşürülüp cezaevine atıldım. 96 gün cezaevinde kaldım. Daha sonra Anayasa Mahkemesi oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle bana yapılan muamelenin baştan sona ihlal dolu olduğuna karar verdi. İfade özgürlüğümün ve siyaset yapma hakkımın gasp edildiğini söyledi. Hakkımdaki ceza kararının milletvekili seçildiğim anda düşmesi ve dokunulmazlığımın sonrasına ertelenmesi ne hükmetti? Ve şu anda da benim hakkımdaki karar ve dokunulmazlığım düştüğü zaman tekrar gündeme gelecek. O ayrı bir konu. Fakat şu anda Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanımayan yerel mahkemeler var, Yargıtay var ve inanılmaz absürt yorumlar yapıyorlar. Bugün önemli bir şey daha ortaya çıktı. AK Partili vekiller itiraz ediyorlardı. İşte süper temyiz makamı değildir Anayasa Mahkemesi. Peki o zaman onlara sormak lazım. Peki öyle diyorsunuz. Benim Anayasa Mahkemesi ihlal kararıyla cezaevinden çıkıp 16 Temmuz 2021 günü meclise girdiğim zaman niye itiraz etmediniz? O zaman akıllarına gelmemişti. Anayasa Mahkemesi'nin kararı konusunda bir böyle cingözce bir yerel mahkeme yolu, yerel mahkemede iptal yolu akıllarına gelmemişti. Şimdi akıllarına gelmiş, böyle bir yol deneyelim demiş. Peki o zaman niye itiraz etmediniz? Ben Anayasa Mahkemesi kararıyla yerel mahkemenin de bunu onamasıyla meclise girmiştim. O zaman Anayasa Mahkemesi'ne niye süper temyiz mahkemesi değilsin demediniz? Akıllarına gelmemişti. Şimdi şeytanca düşündüler ve böyle bir fikir akıllarına geldi. Ve anayasayı amuda kaldırarak şu anda halkın iradesiyle seçilmiş bir milletvekilliğini düşürdüler. Milletvekilliğinden azlettiler akıllarınca. Ama bir gün adalet mutlaka tesis edilecektir. Halkın buna tepki göstermesi gerekiyor. Halkın iradesine sahip çıkması gerekiyor. Benim milletvekilliğim düşürüldüğünde sağ olsun halkımız yoğun bir destekle bize destek vermişti ve bunun da etkisi olmuştu ve daha sonra Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla meclise dönmüştük. Umarım Can Atalay da adalet yerini bulur ve bir an evvel meclise Sayın Yergerlioğlu, bu kararla zaten aylardır tartışılan bir konuydu bu. Hak ihlali kararı verilmesine rağmen neden tahliye edilmediği, milletvekili seçildiyse neden şimdi vekilliği düşürüldüğüne dair elbette konuşuldu, tartışıldı bu konu ama tam olarak Türkiye toplumuna ne mesaj veriliyor burada? Yani Türkiye toplumuna aslında anayasanın kale alınmadığı, Anayasa Mahkemesi'nin anayasaya uygun aldığı kararları siyasi iktidarın tanımadığı ve ayaklar altına alabileceği gösterilmiş oluyor. Apaçık bu. Anayasa Mahkemesi kapatılsın lafları boşuna değil. Zaten fiilen kapatılmış durumda. Yani ülkenin en yüksek mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin anayasa uzmanları, hukukçuları tarafından alınan nitelikli kararlarının tanımaması demek, yani anayasal rejimin bittiği ve bir OHAL KHK rejiminin devam ettiğini, darbe rejiminin devam ettiğini gösterir. Başka bir şey değildir. Musa, sen bir şey sormak ister misin yoksa? Evet, yani tabii Sayın Gergerlioğlu'nu özellikle Türkiye'de insan haklarıyla ilgili çalışması demeyeceğim, mücadelesiyle tanıyoruz.
Bu da gerçekten de artık herkesin vicdanını kanatan bir inatlaşmanın sonuç itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunması ve böylece artık bu işin en azından bu aşamasının bu şekilde sonuçlanması demek. Bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yani özgür iradesiyle hareket eden halkın verdiği oylarla oraya gönderildikleri için halk adına hareket eden bir meclisten bahsedebiliyor muyuz Sayın Gergerlioğlu? Yani şimdi bakın yasaları da millet adına meclis yapar. Her şeyin üstünde millet vardır. Biz de milletin vekili olarak buradayız. Yani 85 milyon bu mecliste olamayacağına göre 85 milyon vekillerini seçmiş, göndermiş. Şimdi anayasayı da bu meclis yapar. Yani her şeyin üstünde millet vardır. Meclisin duvarında egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazar. Bütün bu yollarla bir anayasa oluşturulmuş. Bu anayasa belki siyasi iktidarların hoşuna gitmeyecek kararlar alıyor. Evet, baskıcı iktidarların hoşuna gitmez anayasa ve anayasa mahkemesi. Bir kere ilk önce bunu bilmek lazım. Hele ki günümüzdeki iktidarın hiç hoşuna gitmiyor. Çünkü antidemokratik uygulamalarının karşısında çok önemli bir set olarak anayasayı görüyor. Anayasa mahkemesini görüyor. Anayasa mahkemesi de kendi çerçevesinde anayasayı yorumluyor ve kararlar alıyor. Tabii ki milleti ayaklar altına alan bir irade gösteriyor siyasi iktidar. Mecliste çoğunluğu var. Anayasayı da çiğniyor, milleti de çiğniyor aslında. Çünkü mecliste çoğunluk olmak demek milletin hep beraber oluşturduğu anayasayı çiğneme hakkı kimseye vermez. Bakın bunu çok iyi bilmek lazım. Evet, mecliste bir çoğunluğun olabilir ama bunun bir mekanizması vardır. Biz boşuna mı mecliste yasa yapıyoruz? O yasa anayasaya ne milletin tümünün iradesi tarafından oluşturulan anayasa ve onu uygulayan anayasa mahkemesi tarafından denetlenmeye gönderiliyor. Ve bu denetleme esas oluyor. Şimdi siz kendi iktidarınızın anayasa üstünde olduğunu, milletin üstünde olduğunu söylemeye çalışıyorsunuz. Bu Cumhur Zulüm İttifakı'nın yaptığı bu. Zaten kendi iktidarıyla anayasayı ayaklar altına aldığını, milleti ayaklar altına aldığını göstermiş oluyor. Sadece bakın ben o zaman da söylüyordum, benim vekilliğim düşürülürken de sadece bir vekil düşürülmüyor. Anayasa ayaklar altına alınıyor diyordum. Halkın iradesi ayaklar altına alınıyor ve o zaman da ben meclise sığınmıştım. Gidip anayasa mahkemesi ne veyahut da siyasi iktidardan önce milletin kalbi olan meclise sığınıp burada adalet nöbeti yapmıştım. Milletin iradesi olan en temel yer olan meclise sığınmıştım. Çünkü bu meclis anayasayı yapar ve bu anayasanın da uygulanmasını sağlamaya çalışır. Şu anda yapılan maalesef milleti çiğnemektir. İktidar dayatmayla, zorbalıkla, meclisteki çoğunluğuyla tüm itirazlara rağmen bugün tekrar milleti çiğnemiştir. Peki, Sayın Gergerlioğlu çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.